Herkese merhaba ben Gurbet mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 ana malzeme ile harika bir mozaik pasta tarifim var. Bir kutu kremayı kaynama noktasına getirip 200 gram çikolata ekleyelim. Karıştırarak çikolatayı eritelim. İster bitter ister sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Baton kek kalıbımızın içine buzdolabı poşeti veya streç döşeyelim. Çikolatamızdan biraz döküp her tarafa gelecek şekilde düzeltelim. Üzerine 4 tane petibör bisküvi kullanalım. Mozaik pastayı için bir paket petibör bisküvi kullandım. Tekrar çikolata sos döküp petibör bisküvi dizelim. 4 kat oluncaya kadar bu işleme devam edelim. Mozaik pastayı bilmeyen yoktur, hatta sevmeyen yoktur. Bu pratik ve az malzeme ile yapılan pasta inanılmaz güzel görünüyor. Hem görsel olarak çok şık bir pasta, yapımı da çok kolay, fırın gerektirmeyen bir pasta. Baton kalıbınız yoksa normal borcamda herhangi bir kapta da yapabilirsiniz. Veya buzdolabı poşetine serip katlayıp kaldırabilirsiniz bu arzumuza kalmış. Çikolatayı eritirken en önemli şeylerden bir tanesi kremamızı kaynatmıyoruz. Kaynama noktasına gelince altını kapatıp çikolatalarımızı eritiyoruz. Bu şekilde hazırladığımız ganaj diyoruz biz buna. Bu şekilde hazırladığımız ganajı sütlü tatlılarınızda, pastalarınızda her şeyde kullanabilirsiniz. Evet pastama pastamız hazır 4 katlı oldu tam olarak şimdi poşetleri karşılıklı kapatıp bir gece buzdolabında yani buzluk kısmında bekletelim 4-5 saatte de donabiliyor ama geceden yapılınca çok daha güzel oluyor geceden yapmış olduğumuz pastamız hazır şimdi sunumuna geçelim tabağı kapatıp ters çevirelim kolaylıkla çevirebiliyoruz çok rahat açılıyor pastamız için 3 tane ana malzeme dedik ve üzerine bolca kakao serpelim kakao inanılmaz yakışıyor bol bol dökebilirsiniz serpebilirsiniz kakaomuzun üzerine fıstık ekleyelim fıstık kırıntıları ekleyelim bu da görselini daha da güzelleştirmiş olacak Hıstığınız yoksa ceviz, fındık, hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Evet görüntü muhteşem. Şimdi keselim ve bakalım. Pastamızı servisten bir yarım saat önce buzluktan çıkarıp normal buzdolabı kısmına alalım. Kesimi kolay olsun diye. Şimdi güzel pastamızın tadına bakalım. Gerçekten çok nefis oldu. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.